HDP'nin kapatılması olayı, peşinden hesaplarına geçici blokerin konulması, ODTÜ'deki TGB'li gençlerimizin eylemleri 2023 yılına bayağı bir hareketli bir şekilde geçtik. Hareketler de devam edecektir. Vatan Partisi Ankara Mamak İlçe Başkanlığı 2023 seçimlerine doğru giderken üyeleriyle bir araya geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz'ün de katıldığı etkinlikte konuştu. Altılı Masa'nın anayasa önerileri, Deva Partisi, Demirtaş ve Kandil odaklarının söylemleri, Davutoğlu'nun altıgen yönetim modeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Türk bayrağını çıkaran terörcü işgal, Biden programının ön uygulamalarıdır. Hasan Korkmazcan konuşmasında anayasadan Türklüğü çıkarmak isteyen Deva Partisi'ne tepki gösterdi. Türk silinirse Türkiye silinir, vatansız kalırsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin paralı tetikçilerine atın kardeşlerinize çevirdiğiniz silahları diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti nüfus kartı hamili siyasetçilere de atın kafanıza sokulan kovboy aklını diye sesleniyoruz. Onların dilinde bizim adamımız demek kullanacağımız kimliksiz uşak demektir. Korkmazcan, Vatan Partisi'nin 11. kurultayında oy birliğiyle Genel Başkan Doktor Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığına seçildiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı adaylığında gereken 100 bin imza için ön imzaları toplamaya başladıklarını duyurdu. Bugünden itibaren Cumhurbaşkanı seçimi için ön imzalarımızı atıyoruz, imza toplamaya başlıyoruz. Tüm seçim çevrelerinde bizleri temsil edecek Vatan Partisi milletvekili adayları için önerilerimizi hazırlıyoruz.